Merhaba arkadaşlar. Buket'le kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına tabii ki de güzel enerjilerle şöyle bir niyetlendim. E, kolektifin bütünün hayrına olsun inşallah diyorum arkadaşlar. Bu dileklerimiz neyse sizin için konunuz neyse. Çünkü maalesef hayat şartları öyle zor, öyle zor ki hepimizin bambaşka yüreğindeki o sızılar maalesef kimsenin ki kimseye uymaz durumdayız artık. Tabii ki de neye niyetlendiyseniz onunla alakalı şöyle güzellikler diyorum bizlerin olsun. Ben tüm pozitif enerjimle kapatmış olduğum fincanımı sizlere de göstererek yorumluyor olacağım güzel bir pazar olsun diyorum hepimiz için inşallah güzelliklerle dolu da bir haftaya merhaba diyelim tekrardan tabii ki de yarın şöyle bakalım neler söyleyecek bize fincanımız neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra şimdi göstereceğim sizlere de neler söyler bu fincan Yani yüreğinizin çok daha parlak olmadığını söyleyebilirim şu an. Neyi dert ettiniz bu kadar? Bir de bulut bulut olmuş. Yani kısım kısım demek. Hani her şeye e, güvenmiyorsun. E, hemen olabileceğine inanmıyorsun. E, kademe kademe sanki böyle kafes kafes olmuş için. Evet, kafes kafes oldu demek daha doğru olur açıkçası. Şimdi bu kafesle alakalı bir R yapan, bu arada R yapmak ne demek diye yazanlar var. R arabada ters vites arkadaşlar İleriye değil geriye demek ya hani e, ben de o dili kullanmışım Niyeyse a, habire de a geri vites yapıyor diyorum habire R yapıyor diyorum yani o yüzden şimdi burada bir R var ya e, sizin hayatınızdaki kişi tabii ki de kim yapıyordur nasıl yapıyordur neyle yapacak bu R'yi hani yani hangi konuyla ilgili olduğunu tabii ki de sizler bildiğiniz için bir şey diyemiyorum ama e, şu kadarını söyleyeceğim açıkçası. E, sizi çok köşeye sıkıştırmış bir konu bu. Yani sadece öyle R yaptı da bitti diyebileceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Üç kişi yine bir konuşma var. Yine bir üç kişilik dönen bir sohbet bu yani. Bu üç kişiden birisi R yapar. Doğrudur. 3 kişiden birisinin R yapacağı doğrudur arkadaşlar. Şimdi şöyle olacak her şeyden önce. Ee, bir kere çok konuşulduğunuz bir süreç var. Bu, bu bir. Bu konuşmalarla alakalı yüreğinize saplanan da haksızlıklar var. Yani ben hak etmiyordum, duydum Hayır bir de söyleyen kişiler de sizi yaralıyor. Onu da görüyorum. Şimdi anahtar açar çıkmış ama bu açar kısırda kalmış. Yani bir şeyi açamamış diyebiliriz. Açamıyor diyebiliriz. Çünkü siz bu açarı aslında karşı işte bu sen de mi Brutus demişsiniz ya. Ya çok ben bayağı sevdiklerinizi birazcık yorumluyor olacağım burada belki ama çok sevdiğinden zarar görmüş bir kişi olarak çıkmışsınız. Bunu da tam olarak üç kişi olarak konuşuyorsunuz. üç kişinin olması burada aile bireyleri olarak mı değerlendirmek lazım? Yani e, üç, çok, evli mutlu çocuklu gibi yuvayı etkileyen bir süreç midir? Tabii ki de yaşadığınız belki de miras konusu ile ilgilidir de yine de sonuçta sizin evladınız olduğu için üç kişi etkilenir. Onu da bilemiyorum şimdi. Hani Herkesin hayat felsefesi de konusu da bambaşka olduğu için iş yeriyle alakalıysa da üç kafasınız ve çok bayağı en yakın arkadaşınız bile sizin hoş, hoşlanmayacağınız hatta hak etmediğiniz şeyler arkanızdan çiğ, çiğ konuşulmuş. Onu söyleyebilirim isterse de iş olsun yani burası var mıdır vardır tabii ki de iş yerlerinde de maalesef böyle tipler. Ee, keşke olmasalar ama maalesef arkadaşlar insan kendi mutsuzluğunu etrafı için ne kadar mutsuz olursa o kadar mutlu ediyor kendini böyle mutsuzlukla beslenen der, deriz ya hani baya karışık da, daha da karışık daha da karışık diye gitmiş günleriniz arkadaşlar sizin yani açıkçası e, açık söyleyeceğim ama işlerinizin ters gittiği bir dönem ve bu terslik de açıkçası sadece iş yer, yani işleriniz dedim ama mesela e, sadece iş olarak da değerlendirmeyin gönüllünüzün de yaralandığı bir birisinin omuzuna gitmiş ağlamıştınız ama insanın işte omuzunda ağlayacağı da olması güzel de tabii ki de o hale gelmek niye olsun ki çok haklı olarak tabii sizde maddiyatla da alakalı sıkıntılı süreçler var arkadaşlar yani burada biraz yaralı bir gönül var açıkçası yaralı bir gönül var şöyle söyleyeceğim Evet Buket Hanım yeter. içimiz şişti. Haklısınız. Benim de gönlüm şişti. Bakarken ee, sabredin derim. Oraya yapan kişinin e, çok net bir şekilde hani böyle elime düşsün dersin ya bazen. Ya işte beddua etmeyin diyorum arkadaşlar ama sonuçta ilahi adalet evrende tecelli ediyor diye. Zaten bak bu insan seni şimdi R şeklinde yine karşında duruyor. Yani birini zaten elinde net bir şekilde öldürmüşsün içinde. Allah'tan ki artık İletişiminizin sıklaşacağını söyleyebilirim. Allah'tan ki e, çok büyük oranda. Zaten hani 15 gündür bir şey yapmıyor. Evet doğru 15 gündür hayatınızda bir hareketlilik yok. Olmaması hayrınıza. Önümüzdeki süreçlerde de zaten olmayacak diyorum. Şöyle söyleyeyim size. Ee, resmen şemsiyeyle koruyorsunuz lafları sözleri yani. Ama çok büyük bir boşluk süreci var. Bak şuradaki kem gözü gören görüyordur. Sizin ee, boş dediğiniz süreçlerde bile birileri sizi izliyor yahu. Evet birileri sizi izliyor arkadaşlar. Bak haber alacaksın diyor. Bir arabayla bir yere gidiyorsun. iki kişi gidiyorsun. Çok net güzel konuşmalar yaşıyorsun önümüzdeki süreçte e, sanıyorum ki Haziranın ortasında özellikle bak işte geldi Kurban Bayramına değinme gidiyorsunuz İki kişi temiz bir yolculuk var burada e, bir haber alacaksınız gittiğiniz yerde aslında bak bu insan eğilmiş buradakini tutuyor gibi e, sırtındaki de birinden gelmiş gibi ama burada alacağınız çift haber çıkmış zaten özellikle ilmek ilmek birbirine örülmüş ilmeklerle birbirine örülmüş süreçler var olarak çıkmış özellikle e, Eğilmişsiniz ya aslında burada eğilmiş olan birisinin sizin işinizde ilmek ilmek işlenmiş bir konuyla ilgili aslında el atması yardım eli gelmesi anlamına gelir. Siz iki kişi gideceksiniz hatta orada resmi ay yıldız çıkmış kanunen bir şey mi imzalarsınız yoksa haksızlığa dair bir şeyler mi konuşulur da yüz, yüz yüze gelinir. Hani onu bilemeyeceğim ama şuradaki bir insan birisinin düşmekte olan birisini el uzatmış da e, çok net kurtarmaya çalışıyor gibi çıkmış arkadaşlar. E, haber üstte resmen ilmek ilmek her şeyin bir sebebi var her şey olması gerektiği zaman olmuş hatta diyorsunuz ki iyi ki o zaman böyle olmuş ki bak şu an ilmek ilmek durumu çıkmış çünkü burada onu söyleyebilirim açıkçası haricinde ee, çok net bir şekilde arkanızdan konuşulacağı bir süreç olsa dahi bunu biliyorsunuz bol bol konuşacaklar. Ama o beklediğiniz el ilahi bir else bile beklemediğiniz kişiden bile gelecekse e, biliniz ki çok güzel bir destek süreciniz var burada. Bir de şunu söyleyeceğim çok fazla huniden bildiğiniz huniden e, hatta şapkanadan şey diyelim ona hani şapkadan şu çıktı şapkadan tavşan çıktı gibi söyleriz ya şapkadan huneli çıkıyor etrafınızda biraz çekilemeyen bir insan olduğunuzu sanırım e, bunu gerçekten kabul edip de böyle davranmak zorundasınız benim anladığım kadarıyla bu e çünkü böyle e, şöyle olmuş hani kelebek etkisi denir ya yani sen zamanında bir şey yapmışsın iyi ki onu yapmışsın ki ertesi gün şu şöyle olmasaydı bu da böyle böyle olmasaydı da bak buralara varmazdı kelebek etkisi örülmüş bir şekilde kader ağlarını ördü deriz ya da ya hani bir şeyler sebep verilir o yüzden arkadaşlar şöyle söyleyebilirim size her şeyin bir sebebi var olduğuna inanacak olduğunuzda ya da ona bunu kabullendiğinizde daha huzurlu olacaksınız biliyor musunuz neden öyle dedim E çünkü e bu şapkadan e çıkacak olana pek bir inanmıyorsunuz gibi bir bakışınız var orada yani biraz tereddüt müşçesine. oysa ki sen zaten bu uzatılan eli öyle bir şeyler yaşayarak aslında oraya sen gitmişsin ki hani derin ya hayır mı şer mi e, ancak sana yarın gösterir sana o an hayırsız gibi gel, yani şer gibi gelmiş de sonra hayrına çıkmış bir durum var orada. Yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Temmuz Temmuz ayında birçok konu biter. Gider. Ay ne kadar çok net evreninizle ve aşk hayatınızla alakalı tertemiz şey hali var burada ya. Hmm. Bakın nasıl konuşulmaya devam edeceksiniz. Elleriniz kaldırmışsınız. Etekleriniz dil çalıyor görsellerinde. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz insanlarla berabersiniz. Bir ay kadar mücadelesi devam edecek bu insanın diyor. Özellikle kariyeri hayatıyla alakalı çatınız oluşmuş zaten. İster işe başlarsın yeni alınırsın kalıcı olursun diye değerlendir. İstersen de zaten sen ilmek ilmek ördüğün bir kişi var. El uzattı iş kurdun bilmiyorum. Ama bir şeyler olması gereken zamanında olacak bunu unutma. Bunun dışında da şöyle söylemek istiyorum size açıkçası arkadaşlar. Her şeyden önce buradaki konuşmalar gördüğünüz üzere az önceki kadar konuşmaya devam edilme hali var ama bak belli bir zaman sonra giderek azalıyor huzur vereceksin fakat müjde var burada müjde evlilikle ilgili evlilik teklif alırsınız sevgili kadın arkadaşlarım evlenmeye teklif edecek birileriyle beraber olursunuz sevgili erkek arkadaşlarım yani burada benden yaşça büyükleriniz var her gün yorum yazanınız var ellerinizden öpüyorum sevgiyle saygıyla ee, diyeceksiniz ki o yüzden benim yaşım kaç Hayır efendim ikinci baharınız değilse belki de torun gelecek tom, tom, yani bilmiyorum evladınızın belki ama hani bu hayatta en çok neye dikkat eder anneler olarak şimdi ben tabii... babaların içinde öyledir belki ama anne gözüyle söyleyebilirim. Hani ben e, kendi hayatından öncelikle çocuğun iyi olsun ama onun olsun işte çalışalım ona bırakalım hep böyle bir çaba çabalama hep çocuklar için oluyor ya genelde. O yüzden belki de buradaki görsel de çocuğunuz içindir. Yaşça büyük olanlarıma sesleniyorum yani. Yani. Ama buradaki güzel haber, müjdeli haber var. Senin hayatında iş özellikle olması gereken yoluna koyacağın zaman dilimi var. E, çok konuşulduğun zaman dilimi kesinlikle geride kalacak. Önümüzdeki süreçlerde daha da giderek açılıyor senin falın. E, hanende, özellikle de aşk hanende ama bildiğin bir müjde görseli çıkmış. Yani e, bu tabağın, falınız temiz ama tabağının hangisi daha açık Buket Hanım nereden sizce e, yüzümüz gülecek diye sorsanız bana e, tabaktaki müjdeli kısım e, aşktan evlilikten geliyor arkadaşlar öyle diyeyim artık siz burada aldım enerjiyi siz hayal edin normalde şey derim ben işte aşk hayatından ziyade zaten bereket sizin hayatınızda önemliymiş öncelikle iş diyen fallarda var bunu biliyorsunuz sürekli takip edenlerim. İşte burada da gönül mutluluğu yaşayacağınızı, gönül eş ruhunuzla ne bileyim ikinci bahar yaşayacağınızı ya da benim yaşadığımı eyvah inşallah çocuğum yaşamaz güzel bir aşk olsun inşallah evladımın yuvası temiz olsun diyen yaralı gönüller varsa aranızda kadın olsun erkek olsun bunu diyorsanız belki de işte onun müjdesidir. Şimdi bakalım kartlar ne diyecek iş hayatınla alakalı Evet bak olması gereken gibi gidecek. Parasal konuda biraz dar boğazlı olduğunu düşünüyorsun ama yolun açılacak. Yani dar boğaz geçici bir süreçtir söyleyeyim. Pinti bir insan anlamına gelir. Parada biraz darlık diyebiliriz. Ama önün açık olduğu için bu senin sadece kaygın kalır. Çok konuşan insanlarımız Güneş. Sıkıntı sonrası açan Güneş. Geceden sonra doğan Güneş. Dar günlerin geride kaldıktan sonra ferahlanacak olan Güneş. Yani Güneş sen o yolculuğu rahatlıkla artık düştün kalktın rahatlıklı demeyelim de artık rahata erdin yerdesin. O yüzden hiç dünya sıkıntılı değil. Bu karşını anlamı evli mutlu çocukluk artıdır arkadaşlar. <laughs> Daha bir şey demiyorum. Hep çat kapatıyormuşum. Ama hakikaten burada bir şey var. Bir şans var. Bak burada evlilik dedim. Bu da evli mutlu çocukluk kartıdır. Bir şey olacak. Hani o işte belki de elini uzatan kişi sizin belki maddiyatınızla alakalı uzatmıştır. Ama o uzatılan el sizin evlilik hanenizde evli, mutlu, çocuklu diyebileceğiniz, çok şükür herkesin keyfi yerinde diyebileceğiniz bir sürece itmiş bilginiz olsun. Gözünüz aydın tarafı biraz aşk hayatında bir müjde olarak verdi. Ben de dilimin döndüğünce tabii ki de yorumlamaya çalıştım. E hatalarım elbette ki oluyordur ama inanın sizlerin sizlerden aldığım yorumlar olmasa devam edilebilecek bir alan çok da kolay değil en azından göründüğü kadar onu söyleyebilirim. Ee, o yüzden arkadaşlar. Tabii ki de görebildiklerimi aktardım. Sizlerden gelen pozitif enerjiyle yapmaya devam edebiliyorum. O yüzden en büyük enerji, en büyük teşekkür, saygı sizlerin benden size gitsin diyorum. Derdinizi bilmiyorum. Güzel bir pazar olsun. Bugün negatif düşünmeyelim. Güzellikler bizim olsun diyorum. Sağlığımız yerinde olsun. Kalanı hallolur. Çünkü öncekileri de aşan zaten bizzat sizdiniz. Ne kadar güçlü olduğunuzu belki de sadece hatırlamaya ihtiyacınız vardır. O kadar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yarın itibariyle güzel bir haftaya başlayalım inşallah diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın diyorum. Hepiniz hoşça kalın.